Firmamız 2005 yılında Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakülteleri öğrencileri tarafından kurulmuş. Üç tane öğrenci arkadaşın kurduğu bir firmadır aslında. İlk temellerini kaldığımız yurt odalarında attık firmanın. Aslında ilk yola çıkışı yurt dışına gitmeyelim. Hepimiz başarılı öğrencilerdik. Bilkent bilgisayar mühendisliğinde, endüstri mühendisliğinde, elektronik mühendisliğinde okuyan burslu öğrencilerdik. Niyetimiz yurt dışına gitmeyelim, burada kalıp farklı bir yol çizmekti aslında. Elhamdülillah biraz başardık da diye düşünüyorum. İlk yola çıkarken kendimize seçtiğimiz sektör restoran otomasyonu sektörüydü. İlk bir sene sadece restoran otomasyonu geliştirip onu satmayla uğraştık. Başarılı da olduk. Daha öğrenciyken birçok maddi imkana erişebildik. Fakat bu sektör mühendislik tatmini olarak bizi yeterince cezbetmediği için farklı alanları da bir yandan araştırmaya başladık. Tesadüfen çalıştığımız restoranlardan birisinde tanıştığımız belediye şirketlerinden birinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden birinin genel müdürü vasıtasıyla ilk defa kamudan bir iş aldık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık AŞ'den 2006 yılında. Sosyal yardım kuponları projesi diye bir iş aldık. O iş fakirlere yapılan yardımları, fakir yurttaşlarımıza yapılan yardımları koli erzak işinden çıkartıp ya RFID nitelikli kartlar veya da işte hediye çekleriyle yardımların yapılıp harcamaların vatandaşın ihtiyacına yönelik, ne ihtiyacı varsa onu almasına yönelik bir sistem geliştirmekti. Bu projeyi çok şükür başarıyla tamamladık. Yani öngörülen bütçenin 1/5 rakamlarına, süre olarak 9-10 ay planlamışlardı, yaklaşık 2 ayda tamamladık. Ve bu bize birçok kapı açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2006 yılından sonra epey bir işler yapmamıza vesile oldu. Böylelikle aslında rotamızı ürün geliştirmeye çalışan, ürün geliştirmiş bir firmadan çok terzi usulü işler yapan, kurumların ihtiyaçlarını gideren, aslında hardcore mühendislik yapan bir firma olmayı tercih ettik. Dediğim gibi biz aslında terzilik yapıyoruz. Müşterimiz 2013 yılına kadar ağırlıklı kamuydu. Fakat bunu çeşitlendirdik. Neler yapıyoruz mesela? Hepimizin çok bildiği Mersis diye bir program var. Kısaca anlatmak gerekirse. Şirketlerin kuruluşunu, Merkezi Sicil İstatistik Sistemi açılımı. Şirketlerin kuruluşunu, kayıtlarını, oda kayıtlarını yapıp yöneten bir sistem. Az çok ticaret hayatıyla iştigal eden herkes, şirket kurup ortağı olmuş olan herkes günümüzde bu programın kullanıcısı. Bunu biz geliştirdik. Bu ciddi Türkiye'de yapılmış e-devlet projelerinden bir tanesi, e-devletin omurgalarından bir tanesi. Ve bu proje sayesinde ülkemizde artık bir günde kağıtsız, küreksiz şirket kurulabiliyor. Hiçbir kamu kurumuna, hiçbir yere gitmeden tek bir başvuruyla şirket kurabiliyorsunuz. Bu da bizi ciddi olarak iş yapılabilme kolaylığı endeksinde aşağı getirmiş durumda. Bunun gibi özelleşmiş projeler yapıyoruz. Başka örnek verecek olursak,
DEMİS diye Muhasebe Maliye Bakanlığı'nın döner sermaye otomasyonu diye bir proje tamamladık. O da Türkiye'de tüm döner sermayeli kuruluşların muhasebe sistemini geliştirdik. Hepimiz aslında hastanelere gittiğimizde, döner sermayeli hastanelere bunu kullanıyoruz. LST böyle projeler geliştirmekte ve bunları müşterilerinin, halkın hizmetine sunmakta. Bir ekleme yapacak olursak, birkaç alanda da özellikle yurt dışında yatırımlarımız var. Özellikle siber güvenlik alanında Dubai'de bir şirketimiz var. Orada işler yapmakta. Bunun gibi birkaç spin-off şirketimiz de mevcut. Bu 15 senelik bu sektörde olmanın getirdiği bir şey sanırım. Gördüğümüz fırsatlarda çeşitli yatırımlarda yapmış durumdayız. Aslında biz LST olarak dediğim gibi çeşitli fırsatlara yatırımlar yaptık. Fakat bunu hormonlu LST çatısı altında büyüyerek değil, farklı alanlarda farklı ticari şirketler kurarak, gittiğimiz ülkelerde farklı şirketler kurarak gerçekleştirdik. Dolayısıyla aslında LST tek bir alanda oynayan bir oyuncu, terzi usulü yazılım geliştiren ama siber güvenlik şirketimiz Dubai'de başka bir alanda iş yapan bir. Yani ben aslında yapıya entegre olarak değerlendiriyorum. Savunma sanayine işler yapan bir şirketimiz var. ERP danışmanlığı yapan bir şirketimiz var. Dolayısıyla birkaç dikeyde, birkaç alanda uzmanlaşmış mühendislik ekiplerimiz mevcut. Dolayısıyla her birini aslında tek tek değerlendirmek lazım. Bu da uzun olur, vaktinizi bu kadar almayayım. Firmamızın oluşturduğu katma değer, dediğim gibi aldığımız projeleri hem kamu yararına hem millet yararına en efektif şekilde, en uygun maliyetle yerine getirmek. Hedeflerimiz 2020 yılı için, malum ülkemiz dar bir boğazdan geçiyor ve kamu kısıtlı kaynaklara mevcut yatırım alanında. Dolayısıyla biz de aslında 2013 yılından bu yana şirketimizi özel sektöre iş yapar bir halede dönüştürdük ve ciddi müşteri portföyüne ulaştık. Dolayısıyla 2020 yılı bizim özel sektörde ve yurt dışında yatırımları, projeleri takip ettiğimiz bir yıl olacak. Ben bu ülkenin bize kattığı birçok şey olduğunu düşünüyorum. Bir kere burada ayaklarımızın üzerine kalktık. Burada iş yapmaya başladık. Bunun borcunu ödememiz lazım. Bu borcu da ancak ihracatla ödeyebiliriz. Ve ben Türkiye'nin kurtuluşunun teknoloji ihracatından geçtiğine inanıyorum. Bunun için kümelenmeler, Bilim Sanayi Bakanlığı'nın öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı'nın öncülüğünde, STK'ların öncülüğünde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi biz de bu kümelenmelerde aktif roller oynayıp kendi girişimlerimizle de yurt dışında önemli projeler alıp ülkemize ciddi döviz getirisi kazandırmayı umut ediyoruz. Dijitalleşme tabii epey bir noktaya ulaştı. Fakat bu demek değil ki yolun sonuna gelindi. Kim böyle düşünüyorsa yanılıyordur. Teknoloji her zaman insanları şaşırtmıştır. Hatta 1960'larda teknolojinin artık son noktaya ulaştığını iddia eden bir zümre oldu. Fakat işte 60'lardan bugüne kadar gelindiğindeki ilerlemeler yadsınamaz. Hepimiz hayatımızda kullanıyoruz. Dijitalleşmeye de baktığımızda aslında 3-4 açıdan bakmak lazım. Bir, kişisel, bireysel olarak
dijitalleşme ve onun getirdiği fırsatlar. Nedir bu? Giyilebilir teknolojiler. İşte hepimizde artık neredeyse bir akıllı saat var. Cep telefonu zaten olmazsa olmazımız. Evimizde gittiğimizde akıllı televizyonlar, akıllı ev eşyaları, akıllı evler. Dolayısıyla bu alanlarda şirketlere ciddi imkanlar sunuyor. Akıllı arabalar hatta, Tesla gibi vesaire. Dolayısıyla şirketler bu alanda yatırımlarını sürdürebilirler. Bizim çok içinde olduğumuz son kullanıcıya yönelik işler yaptığımız bir alan değil. Diğeri bireysel ölçekten şirketler ölçeğine gelirsek, şirketler ölçeğinde de aslında B2B işler gibi dijitalleşmenin getirdiği birçok fırsat mevcut. Nedir bu fırsatlar? Artık çeşitli platformlar vesilesiyle insanlar başka şirketleri yurt dışından bulup birbirlerine işler yaptırabiliyorlar. Alt yüklenicilik sözleşmeleri imzalayabiliyorlar. Bunlar için çeşitli platformlar mevcut. Ürünler sipariş edebiliyorlar. Bu şirketler açısından bakarsak, bizim gene olmadığımız bir alan aslında bu. Bizim esas olduğumuz alan ülkesel boyutta. Dijitalleşme ne yapıyor? Aslında asayişi de dijitalleştiriyoruz. Kurduğumuz güvenlik kameraları, onların arkasında çalışan yapay zeka uygulamaları, olay tespit eden sistemler. Bu asayiş tarafının dijitalleşmesi. Mesela bizim daha demin bahsettiğim Mersis projesi, ülkeyi dijitalleştiren şirket kurulum sürecini ve şirketlerin devlet tarafından tanınmasını dijitalleştiren bir sistem. Bunun gibi onlarca sistem var. Biz bu alanda esas kendimize güveniyoruz ve çözümler üretiyoruz. Tabii bunun getirdiği çeşitli olumlu, olumsuz yatsımalar oluyor. Ne oluyor işte? Sokaklar kameralarla doluyor. İnsanlar diyorlar ki kişisel haklarım ihlal olabiliyor. Benim onayım olmadan görüntülerim dolaşabiliyor. Fakat işte bunun bir balansı var. Dünyada da tartışılan bir konu. Ülkeler kendi sistemlerini dijitalleştirdikçe aslında doğru bir devlet olmaya doğru ilerliyorlar. Düzgün vatandaşlarını ödüllendirip düzgün olmayanları ayırt edebiliyorlar. Dolayısıyla dijitalleşme ülkeler açısından bence devlet olmanın bu 21. yüzyılda en önemli adımlarından bir tanesi. Hatta sıralarsak belki en önemlisi. Çünkü sen doğru dijitalleştirebildiysen devletini, artık kimse vergi kaçıramıyor, artık kimse devletini dolandıramıyor, borcunu ödemeyeni biliyorsun. Her şeyi biliyorsun bir bakıma. Kim nerede suç işlemiş biliyorsun. Ailelerine kadar her şeyi tespit edebiliyorsun. Dolayısıyla ülkemiz aslında bu alanda çok kötü bir durumda değil. Fakat el birliğiyle inşallah daha iyi noktalara taşıyacağız. Bir boyutu da aslında son olarak kısa keseceğim. Dijitalleşmenin. Dünya aslında dijitalleşiyor. Dijitalleştirme aslında sınırları kaldırıyor. Bu Friedman meşhur World is Flat diye bir kitabı var. Bilirsiniz. Aslında artık dünya dijitalleştikçe her şey dümdüz oluyor. Eğer siz burada hakikaten iyi bir ürün ürettiyseniz dünyanın her yerinde buna talipler, müşteriler bulabiliyorsunuz. Her yerinde kullanılabiliyor. Silikon Vadisi'ne gidip yatırım yapmaya lüzum yok. Hakikaten burada değerli bir ürün çıkartırsan oradan insanlar gelip bunu buluyorlar, ediyorlar. Dolayısıyla dijitalleşme böyle dakikalara sığacak bir konu değil. Çok boyutu olan, çok derinlikli bir konu. İnşallah başka bir vakitte bunu detaylıca konuşma fırsatı da buluruz. Kamu Bilişim Zirvesi'ne ilk defa 2018 yılında katıldık. Daha öncesinde de çeşitli derneklerin etkinliklerine katıldık tabii ki. Ben bu etkinlikleri çok faydalı olarak görüyorum. Niye? Çeşitli büyüklükteki firmalar özellikle bir büyüklüğe ulaşana kadar kendine
muhatap bulmakta, özellikle kurumların başındaki CIO'lara, CTO'lara ulaşmakta çok güçlükler çekmekte. Kendilerini muhatap kabul ettirmekte çok güçlükler çekmekte. Dolayısıyla burada 2-3 günlük bu etkinlikler insanların kaynaşmasına, teknolojiyle ilgili sohbet edebilmelerine, ürünü olanların ellerindeki ürünleri anlatabilmesine, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını anlatabilmesine daha sıcak bir ortamda vesile oluyor. Yani burada yapılan bu faaliyeti dönüp Ankara, İstanbul'da yapmaya kalkarsanız belki aylarca sürecek bir süreci siz aslında 2-3 güne sıkıştırmış oluyorsunuz. Ve insanların gerçek yüzlerini görmüş oluyorsunuz. Ki biz iletişime olan sıcak bir camiayız. Bir de bir diğer katkısı aslında maalesef ki kamu özelinde konuşacak olursak bu bazı yurt dışı kaynaklı firmalar aslında ufak firmalarımız ve kamu arasında bağ olma görevini, dolayısıyla işleri yönetme rolünü kendileri üzerinde görüyorlar. Fakat bu gibi etkinlikler sayesinde yerli, milli firmalarımız, benim bu ürünüm var, sizin de bu ihtiyacınız var. Aslında bizim arada yabancı menşeli bir firmaya ihtiyacımız yok. Biz siz direkt bu ürünümüzü satabiliriz deme fırsatını sunuyor. Dolayısıyla bu etkinlikler kesinlikle çok faydalı ve yeni girişimci olan arkadaşlara benim tavsiyem kesinlikle bu etkinliklere katılsınlar. Zamanlarını bu gibi işlerde değerlendirsinler. Teşekkür ediyorum.